sizinle darıxmışam ki, Zaur. Elə darıxmışam. Mən siz necə yaşaya bilirdim, Zaurum? Mənim işığım, canım, gözüm. Mənlə necə tapdın, Təminə? Necə gəlib çıxdın bura? Vidalaşmağa gəldim, Zaur. Yox, Təminə, biz bir daha heç vaxt ayrılmayacaq. Heç vaxt. Bu mümkün deyil, Zaur. Bu bizim axırıncı görüşümüz. Yox. Unutma məni, Zaur. Yox. Unutma. Yox. Yox. Həyatımıza daxil olub. Sevgisi ilə dillərə dastan olan, Təhminə obrazını canlandıran Miral Konradla bugün keçmişə səyahət edəcəyik. Hərdən mənə elə gəlir ki, aradan 100 il keçib. Hərdən deyə bilirəm ki, hər şey dünən olub. Bax, dünən. Zaur, yəni doğrudan da sən heç nə başa düşmürsən. Doğrudan da başa düşmürsən ki, bu bizim axırıncı görüşümüzdür. Axı, nə olub? Niyə axırıncı? Hərdən fikirləşəndə ki, mən öləcəyəm. Yaxşı. Bəs dedə, nə olub sənə bugün? Gəh ayrılmaqdan danırsan, gəh də ölümdən. Qutarıb söhbətləri. Bura bax, qulağıma cürbəcür sözlər çatır. Nə sözlər? Səni tez-tez bir xanımla görürlər. Nə xanım? Nə bilim? Təhminədir, nərminədir, sən yaxşı bilərsən. Sən arvadların qeybətinə qulaq asma. Zaur, mən sizin ailəyə yaxın adamım. İncimə, sənə bir məsləhət verəcəyəm. O arvada baş qoşma. Xatalı adam deyil. O televizorun səsini biraz artırır. Leningraddandır. Bizim televiziyanın verilişi. Eşi bu ki bizim Spartakır. Hə, hə. Bilirəm, bilirəm hara gedirsən. Ay ana. Nə ana? Elə öylə idi kaş sənin anan bugünü görməyəydi. Bir də bu evə qayıtma. Bar plaşıqəyə ayaramaz, oralar soyuq deyə Bakıdır. Cəhənnəmə get. Mən dəli olmuşam səndən ötürü. Sənsiz bir saat, bir dəqiqə belə qala bilmirəm. İnanırsan. Bu bizim ən xüsbəxt günlərimizin qəbzidir, Zaur. Öncəliklə, hoş bulduk. Programımız çox dəyərli. Baktım biraz programa. Gerçekten çok güzel bir program. Tabii geçmişe yolculuk dediniz. Beni geçmişe de götürdünüz. Güzel oldu. Təhminə filmi real hadiselere esasen çekilib. Ve siz özünüz senaryini okuyanda, rejissor size teklif eləyəndə hansı hisleri geçirdiniz? Bu film bana teklif geldiği zaman, Türkiye'de ben 2-3 film yapmıştım ve ilk yaptığım filmden ödül almıştım. Rasim Bey de Türk aktrisi oynasın istemiş. Bu filmde Tahmina'yı Türk aktrisi oynasın. O sebepten dolayı da Türkiye'ye gelmiş. Hani Türk aktrisi oynayacak Tahmina'yı bulmak için. Fakat birçok oyuncu göstermişler. O dönemde başrol oynayan işte her kim varsa. Rasim Bey demiş ki hani benim kafamdaki Tahmina bu değil, bunlar değil. Yani bunların hiçbiri olamaz. Ve ben artık dönmek istiyorum. Yani başka yoksa ben dönmek istiyorum. Sonra oradan birisi demiş ki ya yeni çıkan bir oyuncumuz var. İşte 2-3 filmi var. İlk filminden ödül aldı. Görmek ister misiniz? Tamam demiş hani buradayken ona da bakalım. Beni işte aradılar. Böyle böyle bir film projesi var. Azerbaycan'da çekilecek. Ve onunla ilgili seninle görüşmek istiyorlar. Gittim görüşmeye. Kapıdan girdim. Tam karşıda böyle Rasim Bey, daha sonra Rasim Bey olduğunu öğrendim. Ve birkaç kişi oturuyorlar. Birisi oradan kalktı. Dedi Tahmina, Tahmina dedi. Ben de arkamı döndüm baktım hani biri mi var arkamda diye. Hani kime sesleniyorlar acaba? Baktım kimse yok. Dedim bana mı sesleniyorsunuz? Benim adım Meral dedim. Dediler ki ya niye bu kadar gündür beni arattırıyorsunuz? İşte bunu önce getirsenize falan dedi Rasim Bey orada. Ben çok beğendim. Yani projeyi çok beğendim. Ama filmde şey vardı. Çok fazla sevişme ve öpüşme sahneleri vardı. İsterseniz dedim başka birini oynatın Rasim Bey'e. Yani ben bunları yapamayacağım. Ve bunları da ilk defa burada anlatıyorum. Ekskluzif olarak bizim için. Evet, evet, evet. Yani Rasim Bey dedi ki yo. Ben senin bu dedi ben kaç haftadır Tahmina arıyorum. Kaç aydır Tahmina ve bunu sen oynayacaksın. Biz onları düzelteceğiz dedi. Senaryoda hepsini düzelteceğiz dedi. Tamam, düzeltirseniz tamam dedim. Yani o zaman ben gelip oynarım.
Yani sonuna kadar yaparız bu filmi. Tamam, geldim buraya. Çekimlere başladık. Sonra Rasim Bey kıvranıyor böyle. Dedim derdiniz, bir derdiniz var Rasim Bey, nedir? Ya Maral Hanım, biz de aşk filmi çekiyoruz. Hani bu aşk filmi. Tahmina ile Zavur'un aşkı. Buna dedi bir sahne, ne olur sizden rica ediyorum bir sahne koymamız lazım ki bu film bütünleşsin. Tamamlansın. Yani tamamlansın. Be. Yoksa bu tamamlanmayacak. Bu aşk yarım kalacak. Fikirleştim ve Rasim Bey'e dedim ki tamam. Bir sahne. Çünkü film gerçekten öyle bir sahneye ihtiyacı vardı. Yani çekilirken onu hissediyorsunuz. Təxminə filminin kadr arxası yadınıza düşəndə hansı xatirələr ilk olarak gözünüzün önündə canlanır? O kadar çok hatıra var ki yani her karesi, her günü. Bu film çok zorlu geçti. Gerçek anlamda çok zorlu geçti. Çünkü film normalde hani bana söylenilen normalde 2 ay, 3 ay süresinde çekilip bitecekti. Fakat film önce başka bir aktörle başlanıldı. Zavru canlandıran. Burada biraz çekildi, Estonya'da çekildi, Estonya'ya gidildi. O zaman film çekmek çok zordu. Şimdi hani filmler çekiliyor, monitörden bakılıyor nasıl oldu mu olmadı mı, tekrarı çekiliyor. Ama o zaman film çekiliyor, yıkanıyor ve ondan sonra oturup bakıyorsun hani bir hata var mı, yanlış bir şey var mı? Tabii bu uzun süreceği için beni Türkiye'ye gönderdi Rasim Bey. Aradan biraz zaman geçti, Rasim Bey beni aradı. Dedi kötü bir şey oldu. Korktum. Dedim nasıl kötü bir şey oldu? Film çok kötü. Nasıl kötü dedim. Böyle bir şey oldum. Dedim ben kötü. Yok sen kötü değil. Kim kötü? İşte şey Adel kötü. Dedim ne olacak? Yani ne yapış? Bir şey olmayacak. Baştan yakacağım. Çekici. Yakacağım filmi. Ama sen yeter ki bize icaze ver ki bu filmi baştan çekelim. Dedim kim oynayacak? Fahrettin oynayacak. Aa tamam dedim o zaman. Baştan çekildi bu film. Tahmina filmi. Estonya sahneleri St. Petersburg'a taşındı. Bu sefer St. Petersburg'a gittik. Orada çekimler yapıldı. Bu filmin operatörü hazırda Kanada'da yaşıyor Kenan Məmmədov. O da öz təəssüratlarını bölüşüb. Gəlin onu izləyək. Mən 28 bədii film çekmişim. Hər filmin çekilişində müəyyən problemlər oldu, müəyyən çətinliklər oldu. Təxminə filmi də bu filmlərdəndir ki, burada da müəyyən çətinliklər olub, müəyyən problemlər olub. Biz onları, necə deyərlər, keçə-keçə gəldik, bu filmi çəkdik, əsəyə çıxardıq. Misal üçün, başrolun ifaçısı, Türk aktrisası Meral xanım, Konrad, o filmin çəkilişinin ortasında çekilişlerin ortasında qəflətən xəstələndi və ona belə deyək də cərrahiyyə əməliyyatı elədilər Bakıda. O istəyirdi ki, qayıtsın Türkiyə. Bakıda elədilər və sonra getdi İstanbul'a biraz bir iki həftəlik belə deyək də əməliyyatdan sonra özünə gəlsin, istirahat edəsin. Bundan başqa Fəxrəddin Manafov çekiliş vaxtı avtomobil çekilişi idi. Qəzəyə uğradı, ayağı zədələndi. Üçüncüsü, Rasim Ocaqov rəhmətli, onun ürəyində birdən xəstəlik oldu, yəni ürək xəstəsi keçirdi, müəyyən vaxt xəstəxanada yatdı və çıxandan sonra onun bir mənim əmişə yarımda qalıb o söz mənə dedi ki, Kənan, növbəti sənin deməli sırandı, sən də xəstələnsin, sənə də bir şey olsa, vay bu filmin belə deyək də halına. Ay Kenan Bey'in de çok emeği vardır filmde. Gerçekten görüntü yönetmen olarak muhteşemdi. Ve şimdi görünce tabii çok mutlu oldum. Özlemişim de. Çünkü bu bir ekip işi. Yani bir tek benim Fahrettin'in İşi değil, ünlülükte bütün komandanın işi. Tabii, ekibin işi yani. Ekip ne kadar güzel olursa iş o kadar güzel çıkıyor. Çünkü senaryo da çok önemli. Bakın Anar Bey bunu yazmış.
Muhteşem bir senaryo. Evet. Zaten kitabı inanılmaz. Senaryosu muhteşem. Sonra bunu vermiş Rasim Bey'e. Rejisör muhteşem. Rejisör muhteşem. Rejisör demiş ki gel Kenan, böyle bir film yapıyoruz. Görüntü yönetmeni muhteşem. Çünkü o ışıklar, kamera. Emin Sabitoğlu, müziklerini yapan. Yani bestekar. Bestekar. Yani sonra oyuncular seçilmiş. Ve şimdi Kenan Bey'i görünce, yani Tahmina filmimdeki ailemden birini gördüm. Evet, ve Kenan Bey'e buradan sevgilerimi iletiyorum. Gerçekten iyi ki varsınız. Film çekilirken çok zor şey, yani Rasim Bey kalp krizi geçirdi. O bizim biraz zamanımızı aldı. Hastanede iyileşmesi gerekiyordu. Tam Rasim Bey iyileşti derken Fahrettin trafik kazası geçirdi. Olay. Evet evet, yani sonra ben geldim, çekimler devam ediyor. Bu sefer ben hastaneye kaldırıldım. Fıtık ameliyatı oldum. Türkiye'de İsa Musa Meryem diye bir film yaptım Tarık Akan'la yine. Sırtımda adam taşıdım. Bütün film boyunca o sırtımda hep bir adamla o filmi çektim ben. Kapadokya'da bir de. Ve sonra ben şey oldu, işte o ağır taşıdığım için. Buradan şey geldi. Evet. Sonra ben Türkiye'de ameliyat oldum. O ameliyattan işte bir yıl sonra falan burada Tahmina filmini çekerken aynı yerden nüksetti. Ama bu sefer böyle. Yani inanılmaz bir şişlik vardı ve adım atamıyordum. Tercümanı aradım hemen. Dedim ki böyle böyle Fatma, ben çok kötüyüm, şey yapamıyorum, adım atamıyorum, ölüyorum dedim. Hemen ambulans gönderdiler. Hemen herkes toplandı bir anda, inanılmazdı. Beni hastaneye götürdüler ve hemen ameliyatı almamız lazım dedi doktor. Bez unutulmuş ameliyatın içinde. O kanımı zehirlemeye başlamış. Ve doktor, eğer ameliyat olmazsan 3 saat içinde ölürsün dedi. Ve ben bir de orada ameliyat oldum. 15 gün hastanede yattım. Yani Tahmina filmini çekerken çok zor anlar yaşadık. O kadar zor anlar yaşadık ki gerçekten Rasim Bey, Fahrettin ve ben üçümüz de böyle hastalıkla mücadele ettik. Tahmina filminde Spartak obrazıyla tanıdığımız Füzuli Hüseyinov'da müsahibesi var. Gelin onu izleyelim. Öyle mi? Öyle. Bilirsen bu kimin bağıdır? Yok, kimin? Sizin komşunuzun, Spartak gelin. Sen onu nereden tanıyorsun? O dövrde eşitmiştik ki en popüler olan bir eser Anar Müəllimin Bir Mertebeli Evin 6. Mertebesi, Tahmina filmi adında Rasim Müəllim film çekir. Mən də teatrda, Allah rəhmət eləsin, yəni Fuad Poladov teatrdan çıxıb gedəndən sonra 88 idi deyəsən, ya 89 idi, dəqiq yadımda deyil, rəhmətlik Amaliyyə xanımın təkidi ilə Zaur oynamışdım. O dövrlərdə dedilər ki, Rasim müəllim Zaur axtarır, məni dəvət elədilər və bir də Firəngiz xanım Mütəlibovanı. Qapıya gəlib qapını açanda bir dəqiqə dedi Rasim müəllim. Dedi Füzuli, lazım olsa bir 5 kilo arıqlaya bilərsən. Mən dedim ki, Rasim müəllim lazım olsa 15 kilo arıqlayaram. Bir müddətdən sonra Emin Sabitoğlu gəldi. Dedi ki, Füzuli, məni Rasim ocağı göndərib. Səni sınaqsız, filansız Spartak roluna çəkmək istəyir. Yanındaki o idi. Tahmina. 3 gün orada çekilişte oldum. Bir Tahmina öldü yeriydi. Onu Xəqani küçəsində, indiki Xəqani küçəsində maşında özüm sürürdüm. Hamısı da bir dublə çekilib. Bircə Rasim müəllim mənə verdiyi söz oldu ki, Tahmina öldü və onunla bagajı vurursan bu sənin fikrinin nöqtəsi olur. O mizanı göstərdi və həmən an çəkdik dedi, oldu, bitdi. Bir bağ sahəsində maşınla gedəndə Zaur gəlir ki, deyəsən təhminə idi, filan idi, Spartakın maşınında filan. O səhnə bir gün ona itdi, bir də qonaqlıq səhnəsi. Tahmina öldü. Necan öldü. Qaraciyər. Sevros. 10 gün içində əridi getdi. Dövrünə görə Spartak həmən dövrün yiyib içən, pul qazanan,
hər kəsə kömək eləyən, yəni birinci növbədə mən hesab edirəm ki, dostluq simvoludur. O sona qədər dostluğunda sədaqətli olur. Anar müəllimin də dediyindən eşitmişəm ki, oraların təmini ilə aralarında heç bir şey əlavə, heç bir şey olmayıb. Məral xanımı da çoxlu salamlarımı yetirin. Düzdür, film vaxtı biz görüşə bilmədik. Mən hər dəfə təkid elədim ki, bəs bu təxminəni mənə göstərin də, bu kimdir axı? Dedi ki, yox, sənə təxminəni göstərməyəcək. Zarından olan həmən sevgi Spartaka keçə bilər. O qorxu var, ona görə göstərmədilər. Mən Məral xanımı üzbə-üz söhbət eləyəcək dərəcədə gözbə-gözə film ekrana çıxandan bir 30 ildən də artıq demək olar ki, bir müddətdə görə bildim, görüşə bildim. Maşından keçən səhnədə yanımda təxmin olmalı idi və orada maşınların hamısını mən sürürdüm. Amma təxminənin yerinə bir dublör, dublör otuzdurmuşdular, opera teatrından idi bir xanım. Yəni onda da təxminənin özü olmadı. Füzuli Bey'e buradan sevgilerimi iletiyorum. Gerçekten çok çok teşekkürler. Ama Spartak rolü, hani dedi ya, hani bir iki sahne. Ama baştan başa Spartak konuşuluyordu. Evet. Yani adı o, çekilir ama orası evet, çok az yani, sahnelerde var. Spartak çok önemliydi. Filmin önemli karakterlerinden biriydi. Çok güzel oynamıştı kendisi de. Dediği gibi zaten film şu anda tam 30 yıl oldu. Ama biz Füzuli Bey'le tanışalı, şöyle söyleyeyim, 22-23 yıl önce falan görüştük yani. Yine öyle, de filmden uzun sonra bir yani zamandır. Düşünün. Evet. Tamaşaçılara maraqlı olan bir məqam var. Filmin sonuna qədər tam olaraq bəziləri bilməli, təxminə doğrudan yaxşı qadındır, yoxsa əksidir. Sual işarəsi altında qaldı. Kesinlikle Spartak ve Zaur Tahmina sevgili değildi. O böyle çok yakşı dostuydu. Tahmina hiçbir zaman pis kadın olamaz ki. Çünkü eşi vardı ve Zaur'a aşkından dolayı eşini boşadı. Yani eşinden boşanmak için de Zaur'la görüşmedi. Yani ne zaman ki eşinden ayrıldı, ondan sonra Zaur'la görüşmeye başladı. Ve Zaur'a olan aşkından da öldü. Zaur'un aşkından öldü. Yoksa pis kadın olsa keyfine bakardı. Hı. Çünkü Tahmina güzel kadın, muhteşem bir işi var. Evet. Yani herkes tarafından beğeniliyor. Yakşı dostları var. Ama o sadece Zaur'a bakıyordu ve Zaur'un aşkı için o kendini eve kapattı. Zaur'un aşkından böyle diye de kör olmuştu. Evet. Etrafta hiç kimse hiçbir şeyi görmürdü. Aynen. Böyle düşünmeye olur mu ki? Təxminənin sevgisi Zaur'un sevgisindən qat-qat böyüydü. Kesinlikle. O ölüm haberinden sonra çok farklı olması lazım. Arabaya bindi ve baktı karısının verdiği kağıda soğan, patates. Bazarlı. Yani tamam, koydu cebine, arabasını kullanmaya başladı. Hatırlıyor musunuz, filmde şöyle bir sahne vardı. Tahmina Zaur'u zengeledi. Zaur açtı ama sadece müzik vardı. Müzik küçelere süsertmiş. Evet, küçelere süsertmiş ha. Ve Zaur böyle dinledi, dinledi. Ah Tahmina, Tahmina. Yani Tahmina'nın aradığını anladı. Kapattı, o gitti evlendi. Yani o kadar önemsemedi. Önemsemedi. O yani düşünün, Medine dedi ki, Medine'yi aldı yoldan arabasına, maaşına. Sordu hani dostun nasıl? O da işte içer, musikiye kulak verir. Evde çok pis yani, çok kötü. Yani durumu, vaziyeti kötü. Şimdi seven bir insan, sevdiği bir insan için böyle söylendiği zaman hiçbir zaman orada duramaz. Gider, koşar. Düşünmeden. Her insanın hayatında bu kadar büyük sevgiler olur. Aşklar olur. Çok büyük bir aşk yaşadım. Ama kadınların kaderi galiba. Yani kadınlar daha fedakar. Erkekler tarafından hep aldatılıyor. Bir kişi sevdiği insanla birlikteyse diyor ki, tamam, bu benim tapulu malım. Benden başkasına bakmaz artık diyor. Özelleştirmiş. Benim artık özelim diyor. Sonra gidiyor kendisi istediği her şeyi yapıyor. Yani dünyanın en güzel kadını bile olsa o kadın mutlaka aldatılıyor.
ben onu yakaladığım an bende biter. Yani çok büyük aşk da olsa bitiyor yani. Acı da çeksem, zor anlar da yaşasam, zor günler de yaşasam ama asla geriye dönüş yapamıyorum maalesef. Bəs Təxminə obrazı ilə Miral xanım arasında oxşar cəhətlər var mı? Var. Yani ama kendimi öldürecek kadar değil ya. Təxminənin səhvi hardaydı? Neyi səhv eləmiş Təxminə? Bu kadar kendini içkiye vermemesi, içkiye, sigaraya vermemesi gerekiyordu. Pis kendini eve kapatmaması gerekiyordu. O hani telefonu açıp da hiçbir şey demeden tahmin olduğunu anlayıp kapattı ya Zaur. O zaman diyecek ya tamam Zaur'un zaten ondan el çekmiş. Burada yanlışı vardı. Hayatına bakacaktı bence. Yorumlarda böyle bir okuyan zaman böyle bir yoruma rast geldim orada. Deyir ki cemiyetin katil olduğu bir sevgi hikayesidir. Ne güzel kullanmışlar. Evet cemiyet... Tahmina'yı öldürdü. Cemiyetin o kadar konuşması, o kadar iftira atması, yani düşünün Zaur'un annesi bile. Sen Tahmina'yı nereden tanıyorsun ki o kadar kötü laflar edebiliyorsun? Sizin yarattığınız obraza sesiyle ahenkdarlık veren Nəcibə Hüseynova da öz təsiratlarını bölüşüb izleyelim. Bir neçə aktrisa özü zəng elib, xayiş elib ki, verin onu mən səsləndirim. Rasim müəllim mənim üstümdə dayandı. Təbii ki, orada bəzi məqamlar vardı, bəzi səhnələr var idi ki, yəni biz öyrəşməmişdik, ayıb sayılırdı. Rasim müəllim məni əvvəlcədən hazırlaşdırırdı o səhnə üçün. Bilirəm, hər şeyi başa düşürəm. Heç kimə, heç nəyə fikir vermə, yalnız diqqətim burada olsun. Tərəf müqabilim təbii ki, rolun ifaçısı Fəxrəddin Manafov idi. Heç bir-birimizin üzünə də baxmırdı, yalnız ekrana. Və mikrofon qarşısında çalışırdı ki, bütün o hiss-həyəcanı verək. Rahat bıraxın məni. Dayı, bacarmıram, Zaur. Yaxşı, sakit ol. Bacaramıram. Sakit. Əgər kimisə səsləndiririksə, sadəcə səsləndirmirik. Elə-belə səs yazmırıq. O rolun ikinci ifaçısına çevrilirik. Əgər mən onu tam içində hiss eləməsəydim, onu yaşamasaydım, əlbəttə ki, bu uğursuz alına bilərdi. Mənə elə gəlir ki, bizim rejissorlar məhz bizim aktrisalarımızı müəyyən səbəblərə görə belə rollara çəkmirlər. Bizim içimizdə mən özümə aid deyə bilərəm ki, müəyyən bir sədd var da, o səddi aşa bilmirik biz. Zaur, əzizim, sənə soyuq olmaz ki. Zaur, əzizim, ac deyilsən ki. Bu rolun bu qədər səsküyə, ajataja səbəb olacağını heç ağlıma da gətirməzdim. İkinci bir dövrüm başlandı həyatımda. Mən belə deyərdim. Bu Təxminə filmindən sonra. Siz təsəvvür edin, ilk dəfə bunu açıqlayanda bəzilərindən mən böyük təəssüf hissi gördüm, hiss elədim ki, ay, bunu niyə elədilər, niyə dedilər? Biz o aktrisanı, o Təxminəni, o səsə görə tanımışıq və ağlımıza da gətirməmişik ki, həqiqətən bu axı türk aktrisasıdır. Məndən soruşsaydın, deyərdim, get Fazilin dükkanına. Mənim köhnə tanışımdır, sənə yaxşı ət verərdi. Eynim, mənim bazarda qəssab tanışlarım yoxdur. Miral Konradı ilk dəfə mən bir xeyli illər ötəndən sonra qarşılaşdıq biz bir-birimizlə, bizi görüşdürdülər. O, bir yerdə çəkildiyi aktorlarla görüşdü və sonra birdən məni ona tərəf yaxınlaşdırdılar və dedilər, Məral xanım, tanış olun, bax, Təxminənin səsi budur. Belə baxdı mənə, o qədər də bəlkə gözləmirdi, biraz elə bir duruxmuş kimi oldu. Baxdı belə, hə, çox yaxşı, çox gözəl, bəs tanışdığımıza şadam. Sonra əyləşdik, nəyəsə oradan-buradan söhbət, yenə də baxdım aradan. Sonucuda da əlbəttə özünə yaxşı bax. Mənə maraqlıdır bir sual verim ki, mənim səsləndirmədən məmnun qalıb ya yox? Nəcibə hanıma buradan sevgilərimi iletiyorum, çox təşəkkür edəm. Şimdi Tahmina filmi sesli çekildi. Ben siz Azerbaycan dilinde. Tabii ezberledim çünkü Azeri senaryom vardı. Türkçe senaryom vardı.
Burada Türkçe'de hani ne anlatıldığını tam olarak anlıyorum. Sonra buradaki Azerice'yi ezberliyorum. Ve Azerice olarak konuştum, danıştım. Ama Necibe Hanım'a teşekkür ederim ki sanatçı bir insan ve o tanıştığıma da artık çok çok mutlu oldum, çok memnun oldum. O kadar güzel seslendirip ki o hissi, o heyecanı o kadar güzel ötürebilir ki tamaşaçı. Çünkü katiyen his olunur ki hakikaten bu dublajda. Evet evet, yani gerçekten o şeyi vermiş. Çok çok teşekkür ederim Necibe Hanımcığım. Tahminen filmine çekildiğinden sonra kariyeranızda ne kimi değişiklikler oldu? Benim zaten Türkiye'de inanılmaz derecede şeyim vardı, hani projeler vardı. Ve sürekli film çekimlerim vardı. Şimdi Tahmina filmi Azerbaycan filmiydi ve Türkiye'de zaten ben star durumundaydım ve sürekli film çekiyordum. Ha şöyle bir şey var, şunu anlatmak istiyorum, bu çok önemli. Rasim Bey o kadar düşünceli, o kadar naif, o kadar muhteşem bir insan ki. Tahmina filmini çektik, bitti. Burada galası oldu. Ama galaya gelemedim ben. Hani galada olamadım. Benim için İstanbul'da gala yapıldı. Ah, size özel olarak özel. Susi gala teşkil oldu. Gala yapıldı. Evet, Türkiye'de böyle bir gala yapıldı. Ah, çok. Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı. Ve hani dedim ki acaba hani Azerbaycan'da çekilmiş bir filme gelecekler mi acaba? Zaten salon çok büyüktü. Ben inanamadım, izdiham yaşandı. Yani o ya oturacak yer yoktu ve yerlere bile oturmuşlardı. Sonra film başladı. Ben ilk defa izliyorum filmi. Ama nasıl bir heyecan var, nasıl bir heyecan var. Tabii anılara gidiyorsun. O filmin çekildiği günlere gidiyorsun. Günlere. O sahnenin olduğu zamanları hatırlıyorsun. Ben kendi filmimde kendim ağladım. Yani buralarımdan gözümden yaşlar aktı. Bir an düşündüm, dedim ki arkada kimse kalmadı galiba, ses yok arkada. Arkaya da bakamıyorum. Gittiler mi acaba diyorum, anlamadılar mı acaba filmi? Bir anda bir kıyamet koptu, bir alkış. Herkes ayakta, bir döndüm. Herkes ayakta ve böyle nasıl alkışlıyor anlatamam yani. O yüzden Rasim Bey'e çok teşekkür ediyorum. Film aynı zamanda Ankara Film Şenliği'nde de özel ödül aldı. Kariyeranızla bağlı araştırma eləyəndə çox az məlumat rastımıza çıxdı. Amma halbuki siz çox filmlərdə iştirak eləmişsiniz. Şimdi bizim zamanımızda sosial medya yoktu, internet yoktu, hiçbir şey yoktu. Benim arşivim vardı. Bütün yaptığım filmler, dokümanlar, Tahmina filmi de olmak üzere böyle CD'si vardı. Hepsi yani böyle bir arşiv, şöyle bir şey var, kutum vardı. Onun içindeydi. Sonra işte bu internet çıktı. Sonra bir kardeşimiz geldi. Dedi Meral Hanım, dedi size, dedi internette böyle bir Meral Konrad şeyi açmak sayfası istiyorum, sayfası. Oraya dedi döküman lazım. Sizde döküman var mı hani yaptığınız işlerle ilgili? Dedim var. Ama dedim benim için çok kıymetli, onları veremem dedim. Yok yok dedi, ben onları alayım. Sonra tekrar size vereceğim dedi. Onları dedi ben internete aktarayım. Böyle bir sayfa yapalım. Meral Konrad sayfası yapalım. Sonra da onu ben size iade edeceğim. Söz mü? İnandım ben. Ben öyle herkese inanıyorum. Aldım bütün içinde olan ne var ne yok kutuyu teslim ettim. Ondan sonra arıyorum açmıyor, arıyorum açmıyor. Ulaşamıyorum. Adresini bilmiyorum. Her şeyim gitti. Ne arşivim kaldı, ne bir şeyim kaldı. Mesela Üçüncü Göz, ilk filmim. İlk filmimden ödül almışım. O filmi bulamıyorum şu anda. Yok. Film yok. Tarık Akan'ı kaybettik biliyorsunuz. Allah yani Tarık Akan da yapımcısı aynı zamanda filmin. Ama yok, bulamıyorum. Mesela Mırıl Mırıl Münevver diye bir film yaptım. Orada böyle hani kasabalarda yaşayan, perdelerin arkasında aşık olan bir kızın hikayesiydi. Sonra böyle yavaş yavaş deliriyor. Mırıl 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 konuşmaya başlıyor. Öyle bir kadın hikayesini oynadım. Ve yurt dışında ödüller aldı. Film yok ortada. Eğer o kişi eğer tesadüfen bu programı izlerse lütfen benim arşivimi geri getirsin. Geri getirsin benim arşivimi.
İnşallah ki rastına çıxar və doğrudan da sizin arşivlərinizi geri qaydar. Biz də orada ona vəsilə olmuş olarıq və buna çox sevinərik. İnşallah. Filmdə görünən simalarla yanaşı görünməyən, kadr arxasında böyük əziyyət olan Ocaq studiyasının rəhbəri Nadir Əliyev də öz təəssüratlarını bölüşüb izləyək. Mən Sovetlər Birliyində bütün şəhərlərdə olmuşam, respublikalarda. Amma Sovetlər Birliyindən xaricə gedib, xaricdə kino çəkmək bu mənim üçün ilk dəfə, ilk təcrübə idi. Özü də belə bir ciddi, tələbkar bir rejissor olaraq Rasim müəllimlə işləmək çox çətin idi. Və mənim üçün o ölkə yeni bir ölkə idi. Tanımırdım orada heç kəsi. Ünvanları tanımırdım, ümumiyyətlə insanları tanımırdım. Ona görə mənim üçün ilk addımlarda çox çətin idi. Amma sonra ikinci filmdə və üçüncü filmdə artıq təcrübə yığılmışdı. Və mən söyləyim ki, ümumiyyətlə filmin əksər hissələri şübhəsiz Azərbaycanda, Bakıda çəkilmişdi. Hətta studiyanın pavilyonlarında elə bu təxminə filmin böyük Zaurun evi, Larisa Xalafovun evi də belə deyək, mənzili o da studiyada, dekorasiyada çəkilmişdi. Deyəndə ki, bu pavilyonda çəkilib, dekorasiyada heç kəs inanmadı. Yaxşı, adam sizlə darıxmaz. Mən getdim. Kinoda hamı bilir ki, aktyor çox önəmli rol oynayır və o biri ölkənin məşhur bir aktyoru ya aktrisası filmdə çəkilərkən bu daha da filmi baxımlı eləyir. Bu baxımdan biz o vaxtda ilk dəfə deməli bir balaca qrup filmin müəllifi, yəni filmin ssenari müəllifi deməli Anar müəllim, Rasim müəllim, sonra filmin operatoru Kənan müəllim və bir də mən biz getdik Türkiyəyə və orada aktrisa seçimini belə də Türkiyə demişən yaptıq, axtardıq. Türkiyədə bilirsiniz ki, aktorların əksəriyyəti model olaraq gəlirlər kinoya. Bizə təqdim olanlar çox o qədər də deyildi. Ona görə də 3-4 nəfərdən, mənim de yadımda neçə illər keçib yadımda deyil, amma məhz Meral Konrad, onu belə də rejissor onun üstündə dayandı və əsər çox məşhur idi və çox sevilirdi. Xüsusən də gənc qızlar arasında. Ona görə də bu filmin çəkilişi çox böyük məsuliyyət tələb edirdi və Rasim müəllimin bu məhz ssenariyə vaxt ayırmağı və o baxımdan filmi çəkmək çox böyük gözləntilər gözlənilirdi. Və belə də oldu. Ona görə də Rasim müəllim Meral Konradı seçəndə, deməli Meral Konrad həqiqətən bir anda çox məşhurlaşdı və həqiqətən də film çox baxımlı oldu. O cümlədən həm Fəxrəddin Manafovla birgə çəkilmək, o cür peşəkar bir aktyorla çəkilmək onun üçün çox böyük şans yarandı və hər ikisi də belə deyək sevildi, film də sevildi. Qayıt evinizə. Ata-ananı peşman eləmə. Amma mən yalan danışmaq istəmirəm. İstəmirəm ki, sən gedəsən Zaur. Artıq biz onu bir türk aktrisası kimi qəbul eləmirdik. O bizim aktrisadır. Bizim təxminədir. Nadir Beyciğim, çox-çox təşəkkür edirəm. Yəni, özləmişim sizləri, gerçəkdən. İnanılmaz heyecan yaptım. Evet, ben Azərbaycan sanatçısıyım. Sizləri o kadar çox seviyorum ki. Çox-çox təşəkkür edirəm. Sağ olun, var olun. Melodrama janrında çəkilən filmlər çoxdur. Amma təhminə filmi kimi sevilən film çox azdır. Bu nə ilə bağlıdır sizcə? Əməkdir, sevgiydi, aşqdır. Yəni, o qədər zorluq çəkməmizə rəmən, heç kimsənin yüzü belə düşmədi. Yəni, hər kəs mutluluqla sarıldı. Yəni, o qədər sahib çıxdı ki, hər kəs, yəni, A'dan Z'yə. Bir sahne var, məsələn, yanlış anlaşılma oluyor ya biz. Sizin dille, bizim dil arasında. Şimdi o şey var ya hani bağ sahnesi. Hani kapıdan bakıyor işte sonra Zaur atlıyor, kapıyı açıyor. Orada Rasim Bey böyle. Maral Hanım, yakşı başa düşerseniz, buradan gelirseniz, aparırsanız, eğleşirseniz, salıncağa biniyorum ve sallanıyorum. Ve yakşı Zaur'a romantika ne yakşı yelleniyorum değil mi Zaur? Niye sesleneceksin? Şimdi geldim, oturdum, salıncakta sallanıyorum. Ne yakşı yelleniyorum değil mi Zaur? Gülmeye başlıyorum. Ne siz de kötü? Dedim biz de kötü. Yani yakşı kaldırdık o zaman. O kadar tatlı ki yani bu kadar
güzel bir yönetmenle çalışmanın mutluluğu inanılmaz. Bir o kadar da kamera arkasındaki. Ya hepsi inanılmazdı, hepsi inanılmaz. Burada unuttuklarım varsa, adını hatırlamadıklarım varsa 30 yıl geçti. Ne olur beni bağışlayın. Ve hepinize teşekkür ediyorum. Ayrı 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 teşekkür ediyorum. İyi ki sizlerle çalışmışız. İyi ki sizler varsınız. Təxminə və Zaur filminden 30 il keçdikdən sonra yeniden Azərbaycandan size təklif geldi ve elçilik filminə çekildiniz. İstəyirdim bu barədə danışaq. Elgiz aradı beni. Elgiz dedi ki, gel dedi, bir film var, komedi filmi. Gel dedi, bu filmde oyna. Nasıl yani dedim. Vallahi dedi, oynaman lazım çünkü ben de oynuyorum dedi. Nasıl yani dedim. Olabilir dedim. Yani komedi dedi, çok eğleneceğiz, çok işte böyle böyle anlattı bana. Olabilir dedim. Sonra İlhan Bey aradı beni. Senaryoyu gönderdiler. Güzeldi yani, keyifliydi. Yani okurken keyif de aldım. Ve sonra tamam, kabul ettim. Çünkü çok değerli sizin Hatun var mesela. Hatun canım benim ya. Çok seviyorum. Hatun. Evet evet. Kendisi ilk defa bu filmde oynadı. Yani oyuncu olarak. Ama kendisi şarkıcı. Evet. O kadar cana yakın. O kadar güzel ki. Bakın bu filmde de öyle. Elçilik filminde de. A'dan Z'ye o kadar muhteşemdiler ki. Tuğrul Bey var. Tuğrul Bey de keza çok çok yardımcıydı. Barış var, arkadaşımız Barış evet. Kömürcüoğlu. Oğlumu oynadı. Onun da ilk deneyimiydi. Hani film olarak. Hani bir iki projede yer almış ama herhalde böyle uzun metrajlı olarak da ilk defa bunu da sanıyorum. Ama çok herkes çok başarılıydı. Çok keyifliydi. Komedi, ilk defa ben komedi filminde yer aldım. Elə filmin rejissoru İlham Yaşaroğlu'nun da müsahibəsi var. Gəlin onu da izleyelim. Tam səmimi deyim ki, mənim Meral xanımla işləməyi mənim üçün bir şərəfdir və çox xoş oldu. Çünki çox böyük bir insandır, çox maraqlı bir insandır. Qəşəkdə bir söz var, canım yönətmənim. Yəni, insanda bir tarix yatır və mən əslində gənc rejissor sayılıram da, yəni belə bir böyük bir aktrisa ilə bir səhnədə yer almağım və onu çəkməyim bu mənim üçün şərəfdir və inanıram ki, heç vaxt mən bunu unutmayacağım. İlk danışığımızdan insan o qədər enerji, istiliyi ötürdü ki, artıq mən elə düşünürdüm ki, biz uzun illərdir bir-birimizi tanıyırıq. Kaprizi olmadı, sadəcə olaraq müəyyən məqamlar oldu ki, yorğunluğu oldu. Onu da Türk qəhvəsi ilə yola verirdi. Çox yaxşı oynadı məncə. Bugün bizde elçilikti. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızımız Pervane'yi oğlumuz Barış'a istiyoruz. Türsüz. Meral Hanım'ın en maraqlı görüntüsü benim için hava limanında karşılaşmamız oldu. Elimde buket çiçek, Meral Hanım'ı karşılayanda mənə qayıtdı ki, bəs 30 il öncə Rasim müəllim, Allah rəhmət eləsin, dahi sənətkarımızı, böyük rejissorumuz idi. O məni bu formada qarşılamışdı və bu məndə həyəcan yarandı. Yəni bilsiz məsuliyyətim 1-100 artdı. Hal-hazırda film kinoteatrlarda yayımlanır və böyük istəklə baxılır. Nəsə qorxdum, Allah inandırsın sizi. Elçilik filmində Təxminə və Zaur filminə qətiyyən toxunmamışam. Əslində toxunmuşdum. Ssenaridə var idi. Barış bəylə, Meral xanım gəlib çatanda orada bizim yəni Azərbaycan-Türk qardaşlığı ilə bağlı qısa bir maraqlı bir dialoq var. Onun öncəsində 30 il öncə Azərbaycana gəlmişdim. O zamanlar Təxminə və Zaur filmi var idi, çox sevilirdi. Bu belə bir dialoq var idi. Yenə də düşündüm ki, məncə onu çıxardım. Yəni sözün yaxşı mənasını malı-malı qatmayaq. Yəni bilirsiniz necədir? Bu mənim Təxminə və Zaur filminə olan sevgimdən irəli gəlir. Meral xanım, çox sağ olun hər şeyə görə. Biz sizi çox sevirik. Çox keyfiyyətli və kaliteli insansınız, gözəl insansınız. İlham Beyciğim, canım yönetmenim. Vallahi çok teşekkür ederim. Gerçekten siz de inanılmaz güzel bir yönetmensiniz. Genç yönetmenlerden ve daha çok yolunuz var. Ve inanıyorum çok çok daha güzel işlere de imza atacaksınız. Ama bence bu güzel bir iş oldu. Sizinle çalışmak çok büyük keyifti. Gerçekten.
ve inşallah başka işlerde de olmak dileğiyle diyorum. Çok seviyorum seni. İyi bak kendine. Bugün sizinle keçmişe seyahat edeceği, sizi Azerbaycan tamaşaçısına sevdiren Təhminə obrazıyla üz-üzəsiz. İnanılmaz. İnanılmaz valla. Duygulandım. Gerçekten bana benzeyen birini bulmuşsunuz. Benzettim, valla benzettim. Muhteşemdi. Ve duygulandım. O anlara gittim. Bir an dedim ben miyim değil mi falan böyle bir baktım. Ya o kadar. Bir an dedim Allah Allah böyle hani o perdenin arkasından öyle bakmamıştım ama. Aa, sonra baktım başkası. Ya süpersiniz. Bəs obraz necə? Studiyamızda canlı olaraq görmək istəyirsiniz mi? Ay, istəyirəm. Gerçəkdən mi? O zaman görelim bizim bakalım. Obrazımız zəhmət olmasa gəlsin. Bakayım bana. Siz çok güzelsiniz. Sen de çok güzelsin. Beni ilk Azerbaycan'la tanıştıran Rasim Ocakoft'tu. Ve Allah rahmet eylesin. Amin. O yukarıdan görüyor biliyorum. Canım benim ya, canım canım. Çok seviyorum kendisini. Ve ondan sonra burası benim gerçek vatanım oldu. Yani Türkiye vatanım, Azerbaycan vatanım. Yani asla ikisini böyle hani ayırmadım. Yani ayırmadım ve 30 yıldır o sevgi benim içimde olduğu gibi o sizlerin de içinde onu görmek o kadar beni mutlu ediyor ki. Yani böyle içinize aldınız, evinize aldınız, kalbinize aldınız ve aynı şekilde ben de öyle. O yüzden diyorum ki o yüz programı muhteşem bir programdı ve çok keyif aldım. İnanılmaz keyif aldım. Ve sizi ve ekibinizi tebrik ediyorum ki bu kadar güzel hazırlanmışsınız. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ne güzel ki bu programa gelmişim. Bilirsen Zaur, hayatta her şey olabilir. Yakin ki haçan sarastından başka kadınlar da çıkacak. Mütlak çıkacak. Ama inan bana Zaur, hiç kesin bu cür olmayacak. Ola da bilmez. Bəzi filmlər və obrazlar var ki, onlar heç vaxt unudulmur. Təhminə filmi onun yaradıcı və aktyor heyəti də hər zaman yaddaşlarda yaşayacaq. Nə yaxşı ki, belə bir film ərsəyə gəlib.